Tabii arkadaşlar, bir gündemde yaklaşık bir haftadır özellikle Süleyman Paşa ilçemizden başlayan ekmekle alakalı bir gündem var. Bu çok yaklaşık Kasım ayında bizim Çorlu Ticaret ve Sanayi Odamızın da gündemine geldi. Şu anda kesinleşmiş bir ekmek zammı yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Hem de bu süreci hızlı bir şekilde halkımızla ve esnafımızla paylaşmış olayım. Burada bizim esnafımızın maliyetlerinin artmasına yönelik ekmekle alakalı bir talepleri var ekmeğin fiyatı ile alakalı. Tabii bu süreçte bildiğiniz gibi işçilik maliyeti ki yılbaşında yeni arttırıldı. İşçilik maliyeti arttı. Elektrik, doğalgaz ve diğer giderleri de esnafımızın arttı. Bununla alakalı bir komisyon kuruluyor. Süreç şöyle işliyor, onu anlatayım. Bir komisyon kuruluyor. Bu komisyon gelen zamları, işte maliyetleri, farklı farklı ekmek adedine göre, satış adedine göre, üretimine göre fırınların maliyetlerini çıkartıyor. Bunun üzerinden tabii bayiler de var, bakkallar da var. Onların da bir kâr marjı var. Bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Bu çalışma akabininde 5 kurumdan oluşan bir heyet oluşturuluyor. Biz bu heyeti Kasım ayında yaptık Çorlu'muzda da. Burada Çorlu Ticaret ve Sanayi Odamız, esnaf odamız ki oradan bakkallar odasından temsilcimiz geldi. Belediyemiz, il ticaret müdürlüğümüz, bir de yanılmıyorsam tarım ve orman müdürlüğümüz olması lazım. Bu heyette bu arkadaşlar var. Buradan oy çokluğuyla onaylandı ama şu an ekmeğin zammı anlamına gelmiyor. Bundan sonraki süreçte bakanlığın gündemine geliyor. Bakanlık onaylamazsa zaten bu süreç devreye girmiyor. Bakanlık onayladıktan sonra da tekrar Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın meclisine geliyor. Eğer o meclisten geçmesi gerekiyor, ondan sonra bu zam veya fiyat değişimini gündeme gelmiş oluyor. Buradaki süreçlerden bir tanesinde onaylanmadığı takdirde fiyat zammı olmuyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Buradaki talebin ana amacı buradaki esnaf arkadaşlarımızın farklı bir kâr beklentisi değil. Tamamen başta işçilik, elektrik, doğalgaz, ısınma gibi giderleri olmak üzere çok ciddi bir şekilde artışları oldu. Bunu çoğu sektörde hep beraber yaşıyoruz. Burada kesinlikle daha fazla onların para kazanması veya farklı bir talepleri yok. Tabii bu süreçte biz olabildiğince tüm kurumlarımızı bilgilendirerek sürecin ne olduğu ile alakalı, ne yapılması ile alakalı ilgili önerileri alarak ilerledik. Tabii bundan sonraki süreci göreceğiz. Yine toplumumuzu bu konuda bilgilendiririz. Burada çok önemli bir nokta daha vardı aslında. Bizim ekmek üretici yani fırınları dediğimiz esnafımızın iki tip odaya üyeydiler. Biri Çorlu Ticaret ve Sanayi Odamız bize üyeydiler. Bir kısmı da esnaf odalarının üyeydi. Aslında buradaki ana düzenlemelerden bir tanesi de bu iki kuruma üye olan esnaf arasında gramaj ve fiyat farkı vardı. Her kurum kendi fiyat ve gramajını verdiği için yan yana iki tane fırında farklı gramaj ve farklı fiyat vardı. Yanılmıyorsam 210 gram bir tarafta, 250 gram bir taraftaydı. Fiyatları da farklıydı. Bu da piyasada veya şeyde halkımız için zorluk yaratıyordu. Biz burada bu sürecin içerisinde esnaf odalarımızla da istişare haline gidelim dedik. Hem gramajı eşitleyelim hem de fiyatı eşitleyelim ki bu farklılığı veya bu karga şeyi de ortadan kaldıralım dedik. Henüz onaylanmış bir fiyat yok. Ekmek hala aynı fiyattan satılmaya devam ediyor bölgemizde. Ama bu maliyet artışları birlikte bir esnafımızın bir talebi var. Bu doğrultuda biz bütün kurumları da detaylı bir şekilde maliyet artışıyla beraber bilgilendirdik. İnşallah bu süreçte de bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizim keşke gönül ister ki hiçbir maliyetimiz artmasın. Kimse kendi sattığı ürünün fiyatının artmasını da istemez. Bizim fırıncımız da bu doğrultuda ister. Ancak artan maliyetler kadar bir fiyat iyileştirmesi istiyorlar. Keşke hiç fiyatlar artmasaydı. Onlar da fiyatlarını arttırmak zorunda kalmasaydı. Çok daha fazla iyi iş yapacaklardı. Aynı parayı kazanmaya devam edeceklerdi. Bu ne esnafımızın, ne bizim, ne halkımızın istediği bir durum değil. Ama ekonominin maalesef ekonominin bir gerçeği. İnşallah burada tüm tarafların kazanacağı bir formül bulunacaktır diye tahmin ediyorum. Ben yine süreçle alakalı da çıkacak bakanlıktan karar da oradan onay gelirse veya gelmezse sizleri de bilgilendiriyor olurum. Daha önce belediye başkanımız bu halk eğitimlerle alakalı, halk ekmekle alakalı konuyu bizlere de aktardı. Hatta bildiğim kadarıyla bize aktardığı dönemde üretim yapmak istemiyordu. Uygun fiyata ekmek alıp o satış büfeleri üzerinden ekmek satmak istiyordu. Biz daha önce de söyledik, tekrar söylüyoruz. Gerek Çorlu Ticaret ve Sanayi Odamız, gerekse esnafımız belediyemizin projesine destek olur. Eğer bir şekilde daha uygun ekmek ve satılması gereken noktalar varsa belediyemizin takdiri üzerine biz o noktada belediyemize ve kesinlikle vatandaşımızı mağdur etmeyiz. Kesinlikle orada biz de üzerimize düşen görevi yaparız. Ben özellikle söylüyorum. Burada bizim fiyat iyileştirmesiyle alakalı beklentimiz ekmek fırınlarının ayakta kalabilme mücadelesine destek olmak. Kesinlikle onlara daha fazla para kazandırmak değil. Biz halkımızın da burada desteklemeye çalışıyoruz. İhtiyaç olduğunda belediyemize de destek oluruz ama fırınlarımızın da ayakta kalır, faaliyetini gösterebilir pozisyonda olması lazım. Onlar da evlerine ekmek götürüyorlar. Onlar da çalışanlarına maaş vermeye çalışıyorlar. Onlar da kolay günlerden geçmiyorlar. Ben pandemi döneminde burada fırıncılarımızın verdiği kapı kapı gezerek ekmek satarak verdiği mücadeleye birebir şahit oldum. Onlar da
halk ekmek noktasında dahi ihtiyacı olan her noktada gerekirse zarara vererek veya hibe ederek o da olarak da biz destek oluruz. İhtiyaç olan noktada halkımızı mağdur etmemek anlamında bütün çabayı gösteririz. Vallahi ben çok birebir o röportajı dinlemedim ama yani bu zamın ana sebebi diğer maliyetlere, işçilik, elektrik, doğalgaz gibi maliyetlere, kira da artıyor enflasyonla beraber. Gelen zamdan veya talebi oradan kaynaklanıyor. Herhalde dış mihrap bu zamların artışından bahsetmiştir diyor ama ben tekrar söylüyorum, çok dinlemedim veya kendisiyle bu konu hakkında konuşmadığım için yanlış da bir cevap vermek istemiyorum. Ama şu anki talebin ana sebebi maliyetlerde, un maliyeti de çok farklı yere geldi. Yani ekmeğin içinde unda bir maliyet, suda bir maliyet, tuz maliyet, farklı farklı maliyetler var. Ve firmaların, üreticilerin hacmine göre bir fiyat belirlemesi yapılıyor, maliyet yapıları var. Şunu da özellikle söylemeye çalışıyorum. Ekmeğin 2 lira, 1 lira, 5 lira neyse artık ondan yani rakam henüz kesinleşmiş bir şey yok. Olması ekmeğin o paraya satılacağı anlamına gelmiyor. O en üst skalayı belirliyor. Yani şu an normal belirlenen tarife altında rekabetten dolayı veya farklı pozisyonlarından dolayı ucuza satan ekmek yerleri de var, fırınlar da var. Bu sadece bu rakamın üzerine satılamazı gösteriyor. Hmm. Ekmek bu paradır değil. Bu üst limit. İsteyen ekmeğini 1 liraya satar, isteyen ekmeğini 10 kuruşa satar. Bunun engelleyici bir durum yok. Bu tamamen oradaki pozisyonla alakalı. Biliyorsunuz çok farklı maliyet yapısına sahip olan fırınlarımız da var. Bir fırınımız 15 bin lira kira ediyor, bir fırınımız 500 TL kira ediyor. Yani bunların maliyet yapısı da bir değil. O belki 500 TL kira ödeyen ekmeği 1 liraya mal edebilirken veya satabilir, para kazanabilirken öbürünü 2 liraya yapması gerekiyor. Bu en üst skala. Herkese bu parayı satacaksın diye bir şey diyor. Biz tekrar üzerine basarak söylüyorum. Bu konuda halkımızın mağdur olmaması için gerek odamız, eminim ki belediyemiz de az önce söylediğimizden çıkıyorum elinden geleni yapacaktır. Ve fırıncılarımız da belediyelerimizin organizasyonu altında mağdur olan halkımıza destek olur. Yani eğer bir yerde belli daha uygun fiyata ekmek satılması gerekiyorsa biz kesinlikle burada fırıncılarımızı organize eder. Elimizden gelen bütün desteği ihtiyaç sahiplerine veya o noktada uygun görülen yerlere, belediyemizin uygun görülen yerlere destek veririz. Şöyle, tabii biz üye ziyaretlerimizi seçildiğimiz günden beri çok yoğun bir şekilde yapıyorduk ama pandemiyle beraber bunu biraz azaltmıştık. Şu an kontrollü olarak yapıyoruz. Bugün son birkaç günde Halimizi ziyaret ettik. Eski sanayimizi ziyaret ettik. Yine gıda sitemizdeki esnafımızla bir araya geldik. Onların durumlarını sorduk. Otosentrımız var. Bu sene yoğun bir sene geçirdiler. Onları ziyaret ettik. Yeni sanayimize birkaç tane esnafımızı ziyaret ettik. Olabildiğince her fırsatta esnafımızla bir araya geliyoruz. Biliyorsunuz biz yerelden alışveriş yapılması konusunda çok ciddi bir mesai harcıyoruz. Hatta bununla alakalı çok ciddi bir projemiz de var. Büyük ihtimalle Şubat sonu Mart başı gibi duyuracağız. Bölge ekonomisine den çıkacak bir parayı engelleyecek ve bölge ekonomisine katkısı olacak bir proje. Ona çok inanıyoruz ve üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Esnafımızın sektör bazlı pandemiyle alakalı iyi geçirenleri var, zorlananları var, krediye ulaşabilenleri var. Her meslek grubunda farklı farklı. Aslında detaya inip tek tek konuşmak lazım. Genel itibariyle esnafımız şükür diyor. Ama çok iyi mi işleri? Hayır, kesinlikle çok iyi değil. Birkaç tane meslek grubunu koyuyorum, kenara koyuyorum. Özellikle bu kapamalarla birlikte çok olumsuz etkilenen işletmelerimiz var. Kirasında zorlanan işletmelerimiz var. Oradaki verilen destekler biraz esnaf odalarıyla sınırlı kaldı. Bizim oradaki beklentimiz ticaret ve sanayi odası üyelerinin de ve orta ve büyük ölçekli işletmelerin, özellikle orta ölçekli kapanan işletmelerin de bir şekilde bu kira desteği veya farklı desteklerden yararlanabilmeleri. Biliyorsunuz geçen sene vergiyle alakalı öteleme geldi. Ödeme süreci geldi ama pandemiden kurtulabilmiş değiliz. Hala esnafımız zorlanıyor. O noktada bunların ötelenmesini de tekrar hızlı bir şekilde talep etmeye devam ediyoruz. Ziraat Bankamız ve Halk Bankamızla yaptık. Bu çok kıymet verdiğimiz bir iş. Bunu Türkiye genelinde yaptık. Buradaki amaç çok yeni. Halk Bankası'yla geçen hafta yaptık. Ziraat Bankası'yla çalışmaya başlayanlar oldu. Şu amacı güdüyor. Alıcı ve verici tarafındaki bütün alışverişi teminat altına alıyor. Yani 5 kredi kartı tarzı bir sistemle, doğrudan borçlanma sistemi vardı eskiden kullanılan, onu da biraz daha lokal hali, 540 güne kadar vade yapıyorlar. Ertesi gün parayı alabiliyorsunuz 540 gün yaptığınız vadede bile ve discount eden, indirim aldığınız oranda da çok uygun faiz oranları sağlıyorlar. Ama burada asıl amaç, biliyorsunuz çekten dolayı çok ciddi sıkıntı yaşayan ve ödenmediği için sıkıntı yaşayan firmalarımız oluyor. Burada çeki ortadan kaldırıyor, alıcı da satıcı da banka limitleri dahilinde, bankanın garantörlüğünde bir alışveriş yapmış oluyor. Otomatikman tahsilat riskini iki taraf için de ortadan kaldırmış oluyoruz.